oyun oynasın. Çocuğa yapacak tek şey odur. Bırakın oyun oynasın. Yüklemeyin çok. Çocuğa yüklemeyin. O robot değil. Yüklemiyoruz hocam valla. Sadece ben utanıyorum dedikleri zaman ben böyle bir çok kızıyorum. Benimle dalga geçerler ya yapamazsam. En son çok sevgili arkadaşım. Siz, pardon, sizinki bir motivasyon. Siz motive etmeye çalışıyorsunuz. Yaptığınız şeyde bir kusur hata yok. Tam tersi bir şey. Aileler de öyle. Çocuktan bir şey beklemeyin. Bırakın o oyun oynasın. Bırakın mesela akşam 8'de eve gir diye onu şartlandırmayın. Bırak o çocuk kendi içinden girme eyleminin ne demek olduğunu görsün. Anladın mı? Onun o istenciyle olsun. O istençle olursa özgürleşir bu. Özgürleşirse birey olmaya başlar. Özgür bireyler de bilinçli toplumları oluşturur. Evet. Önce bireyi özgür bırakmak lazım. Yani bırakın çocuğu. Çocuğu bırakın. Çocuk oyun oynasın. Çocuğun işi oyun oynamak. Ona başka bir şey yüklemeyin. Ha, bana sorabilirsiniz, bana söyleyebilirsiniz, beni eleştirebilirsiniz. Bir mesela Tamer Dursun yazı yazıyor, eleştirebilirsiniz. Ama çocukça yazıyorsa, çocukça oynuyorsa kimse dokunmasın ona. Bırakın, özgür bırakın. Onun hakkı o. Nasılsınız hocam? Ne mutlu. Şöyle bir soru var, yine Ahmet'ten geldi bu soru hocam. Karakterinizle, yani oynadığınız rolle çakışan rollerde kendi kişiliğinizle oynadığınız rol arasında tepki aldınız mı? Kendi kişiliğimle ben oyun oynamaya kalksam kimse bana bir şey oynatmaz. Ya. Yani ya, tabii. Çünkü çok eleyici, çok seçiciyim. Ne derler ona? Böyle her şeyi beğenmiyorum. Çok şey yapmıyorum. Biraz da niye ben oynuyorum ya? Bir dakika. Ben bunu böyle yorumluyorum. Ama bir oyun kurmak bile bir kolektivizm. Yani birlikte yapılan bir şey bilen, yani partnerinle yapılır, yönetmen yapılır, rejisörle yapılır, müziği var bunun, koreografisi var bunun, ha var. Ama tek başıma bana kaldığı zaman o zaman derim ki ya bir dakika bu ne ya falan filan deyip böyle fütursuz taraflarım olduğu için bana kalmaz. Ama oynadığım karakterlerle mesela bazen iyi karakter diye tabir edilen yerde gördüğümde, dışarıda olduğumda vay efendim siz nasılsınız? İşte bir onun ölçütü başka, bir hayranlık bilmem şey. Kötü karakterde oynadığımda, bugüne kadar bana kötü oynadığım karakterlerin hiçbirisinde sokakta bir tepki olmadı. Çünkü benim bir aktör olduğumu biliyorlar. İyi, ben kötü çok takılmıştım hocam ona, biliyor musunuz? Hani bazen şey vardır, dizilerden falan çok etkilenen acayip onu... Var. Neler benim karşıma... Tabii. Hayır, benim karşıma çok çıktı ama mesela en iyi şey de şöyle, bir gün bir kadın grubu işte bu geldiler. Ya birisi dedi ya sen utanmıyor musun dedi, böyle roller oynuyorsun da şuydu buydu falan. Ya işte sana böyle dedik bilmem ne yaptık, ondan sonra yanındaki de böyle yaptı. Ya anne dedi, bu da dedi buradan para kazanıyor. Ekmek parası. O zaman yap oğlum dedi, bir şey olmaz dedi. Yani şimdi onun algısıyla orantılı. Ama o orada kalıyor. Orada kalma meselesi, takıntı. O bir sonraki sohbetin şeyi. Mesela Tamer Dursun'la bunu konuşabilirsiniz. Takılmak, takıntı. Anladın mı? Bir yerde kalma. İşte sapkınlık dediğimiz, işte şiddet dediğimiz, hastalık, bir yerlerde kalma. Buralar biraz olabilir ama normal düşünen bir insan, benim işim bu. Yani ben başka bir şey yapmak istemiyorum ve bunu yapıyorum. Burada da eğlenti dediğimiz, eğlenme, vakit geçirme. Burada bir hoş bir temaşa var. Yani burada bir sohbet var. Biz birbirimizle sohbet ediyoruz. Peter Brook der ki tiyatro, bir kişi anlatıyor, bir kişi izliyorsa bu tiyatrodur. Hiç 10 kişiye, 5 kişiye, şuna buna gerek yok. Yani şu anda şu yapılan bile aslında bir tiyatro ya da bir interaktif bir şey. Ben bir şey anlatıyorum, siz bana bir şey soruyorsunuz, karşılıklı bir şeyleri yapıyoruz. Bu da bir, yani eğer vurursanız. Ama tabii bunun kuralları var, işte klasik sahne biçimi, işte estetik değerler, işte kuram, girişi, gelişmesi, bir sürü şey var. Ama burası bilen mi daha iyi, bilmeyen mi daha iyi? Bilen daha iyi, bilmek daha iyi. Bilerek yapılan bir şeyin de tadı bir başka oluyor, onun keyfi de bir başka oluyor. O zaman işte şenlikler oluşmaya başlıyor. O paylaşım büyüyor. Ah keşke bunları daha da çoğaltabilsek.
İşte bir projemiz var mesela, inşallah siz de yapabilsek onu. Siz orada, biz burada, sadece gelip dahil olsak ve bir diyenosos, yani bir şenlik havasında bir şeyler yapabilsek yapılmaz mı? Yapılır. Yapacağız. Şu günler bir geçsin. O benim kafama çok oldu zaten. Dilerim. Bunu çok istiyorum. Hep birlikte bir şeyler yapabilmeyi. Çocuklarımızı bahaneyle hem İstanbul'a getirmek istiyorum, hem de burada hep birlikte bir şeyler yapalım istiyorum. Bunu yapacağız. Bu arada değerli hocam, sevgili Birgül, Ahmet'in annesi mükemmel bir anlatım, çok etkilendim diye yazmış. Ayrıca Esra Sulu Hanım efendi, hoş geldiniz. Harikasın Cenan abi demiş. Nergis Nigar hanımefendi, şiir kitabın çıkmıyor mu Cenan? Mavi şiirlerini bekliyoruz demiş. Sizin aynı zamanda bir şair yanınız var. Şiir yazıyorsunuz. Naçizane. Siz çok fazla dillendirmek istemiyorsunuz bunları ama ben hep güzel şeylerin dillendirilmesi yanındayım, taraftarıyım. Hatta geçen gün de bunu konuşmuştuk. Neden bunları kitaplaştırmıyoruz ya da neden birilerine daha dokunmaya izin vermiyoruz diyerekten. Ya bu bir nedeni falan filan yok. Bu kendi içerisinde gelişecek. Eğer bu çızıktırılanlar, bu karalananlar birileri tarafından tutuluyor ve bu yayılıyorsa, bu kendi yerini bulacak. Yani benim bunun için şu anda bir itkin bir çabam yok. Çünkü buna dair bir çalışma metodum yok. Metodolojiktir bazı şeylerin, ürünlerin çıkması. Yani bir... Daha birilerine daha dokunmaya izin vermiyoruz diyerekten. Ya bu bir nedeni falan filan yok. Bu kendi içerisinde gelişecek. Eğer bu çızıktırılanlar, bu karalananlar birileri tarafından tutuluyor ve bu yayılıyorsa, bu kendi yerini bulacak. Yani benim bunun için şu anda bir itkin bir çabam yok. Çünkü buna dair bir çalışma metodum yok. Metodolojiktir bazı şeylerin, ürünlerin çıkması. Yani bir metoda dayanır. Yani buna bir istenç olması lazım. Buna bir arzu ve buna vakit harcanması lazım. Evet. Ben tutup şiir yazarken ya da çok büyük vakitler harcamıyorum. Çok bilmeyen bir şair, bir şairin o çabasına da yazık olur. Yani şu anda bizi devam ediyorsa Tamer Dursun'a, yani sürekli şu anda abimiz olduğu için şu anda bir sürü isim var ama kendisi burada olduğu için şöyle de bir şey ki şimdi gözümüzün önünde ve elimizde ve şu anda yanımızda olan bir kişi varken onun ismini zikretmek, uzaktakinin ismini zikrederiz, bu çok büyük yanlış. Oysa dost içimizde, hemen yanı başımızda. Biz yanı başımızdakini büyütelim önce yanı başımızdakinin karnını doyuralım, önce onun gönlünü doyuralım, onun fikrini doyuralım. Sonra bu doyum bir sonra. Ya gözle görünemeyen şu korona bir kişi bütün dünyaya ne hale getirdi. Evet. Yani onun yapabildiğini biz niye yapamıyoruz? Hemen yanı başındakine sarıl. Buna sevgiyi bulaştır. Buna paylaşmayı bulaştır. Bilimi bulaştır. Geleceği bulaştır işte. Hemen buna bulaştır. Ama biz onu yapmıyoruz. Ta bilmem neredeki, çok uzak mesafedekine laf atıyoruz. Çünkü oradan bize laf gelene kadar bir sürü zaman geçecek. O yüzden bir işe yaramayacağı için uzaktakine yapmamız daha doğru ya. Ama dövmeye gelince, sövmeye gelince ilk önce de yanımızdakini yaparız, yok etmeye gelince de. Böyle de bir tersinde ve zıtların birliği var, böyle bir şey. Aynen. Şiir konusu, bir şeyler yazıyorum, çiziyorum ama bilmiyorum. Yani mesela o mavi serisi vardı, o bir seri. Onu sildim attım bile, bilmiyorum. Belki bir süre sonra Ela serisine geçeceğim ya da bir şey. Ama bir metodolojik bir şey. Aslında şöyle bir şey, bunların hepsi, bu yazdıklarımın hepsi, ben şiir kitabı çıkartacağım. Ama ne zaman çıkartacağımı bilmiyorum. Bunların hepsi benim için karalama. Bunları çok bir yerde tutmuyorum. Bu benim biraz önce o yetenek geliştirilebilir dediğim, üzerinde çalıştığım şey. Ben sürekli çalışıyorum. Bir metot, yani kendimce bir şey bulduğumda oturacağım, kendimi kapatacağım, onu yazacağım. Ya da bir roman yazacağım. Yani bunlar benim aslında alıştırmalarım. Yani çok şairane bir şeyler demiyorum. Bu yazdıklarım, karalama diyorum, çızıklama diyorum. Bunlar benim alıştırmalarım. Bir sonrasında kafamda bir şeyler var. Bir şeyler dönüyor.
bir şeyleri oturtmak istiyorum. Bunlar oturtma çabaları, eskiz yani, öylesine karalıyorum. Çok üstünde, çok benim için çok önemli değil. Kendi hocam devam edin durmadan devam edin. Yani bu karalamaları böyle ufak ufak paylaşabiliriz böyle. Şey yapabilirim ama çok yani asal bir durumda değilim. Çünkü bu işi asal yapıp, yani ana damar yapıp bunu, ya adamın aynı benim oyunculuk gibi içindeki o ukdeyi ben bilirim yani. Bu buram patlıyor, buram oynarken, oyuna çıkmadan önce böyle kulaklarım zonkluyor. Yani heyecanım bir başka bir yere gidiyor benim ve ben kendimden çıkıyorum. Şimdi adam şiir yazıyor ya, ona vermiş, o kadar söz damıtmış, o inceliği bulmuş bir şey anlatabilmek için. Ya şey yani Yaşar Kemal de, Atilla İlhan da, ya Müjgan'la ben ağlaşırız cümlesinin işte Deniz Gezmiş'in şeyinden çıktıktan sonra geliyor ve düşünüyor bir kirpik hikayesinden çıkıp, işte Müjgan kirpik demek onu, ve bunu 10 gün 15 gün bekletiyor. Ahmet Arifler mesela yıllarca bir kelimeyi bekletip ondan sonra yazabiliyor. Ben bu adamlara saygısızlık yapabilir miyim? Ne haddime benim? Benimki karalama, o kadar çok önemli değil. Ben durmuyorum üzerinde. Ama dostlar duruyorlarsa da teşekkür ediyorum. Bu bana güzel bir itki yani. Bu benim için doğru yolda olduğumun şeyi. Tamer Dursun ne demiş biliyor musunuz? Bunu gecenin sözü olarak ilan edelim. Birbirimize sarılmayı beceremiyoruz. Bütün antidepresanlar bu yüzden. Tabii. Ya. Bütün hikaye. Hangi sarımsak muhabbeti vardı biliyorsunuz değil mi hocam? sarımsak yemek. Ya bir gün buradan bir gün eğer bir gün olursa bir dost meclisi kurup böyle yani Tamer Hoca da yani sarılmak istiyorum bu adama. Yapacağız yani, hocam onu var ya zaten yapacağız. Sarılırken canımızı acıtacağız. Bunu aynı buradaki burada bizi izleyen bütün dostlarla da yani bizle birlikte olan bütün dostlarla sarılacağız. Ben sarılmak istiyorum, o hoş bir şey o. Bizler COVID gibi yayacağım, hepinize yayacağım. Vallahi çok memnun oluruz biz bundan. Ben de çok memnunum. Vallahi hocam bir yandan sorular geliyor. Ha şöyle Nergis Hanım şöyle demiş. Yapma canım, ne çiziktirması. Bana şiir sevdiren insansın, mütevazı olmasa. Nergis Hanım, Canan Hocam hep mütevazı maalesef. Tamer Hocam gibi. Ya ne kadar güzel bir şey. Bir sanatçısınız. Ya bak Tamer Hoca ne yazmış? En kısa zamanda sarılmadan ölmek yok, çok güzel ya işte. Adam başka, çok hoş, çok teşekkür ederim. Asla canım hocam, değerli hocam. Günlerdir kitaplarını okuyoruz, günlerdir yazılarına bakıyoruz. Dönüyoruz bir daha okuyoruz, dönüyoruz bir daha okuyoruz. Olmadı, burada ne de falan böyle cümleleriyle biliyorsunuz hocam siz de. Bizim için çok değerli, güzel bir insan Tamer Hoca. İbrahim Kucuş hocamız geldi. Size bahsetmiştim İbrahim öğretmenimizden. Kendisi edebiyat öğretmeni, aynı zamanda yönetmen. Beyazlar Sönsün belgeselini de izlemiştik. Ben seyrettim onu. Seyrettim, yüreğinize sağlık. Seyrettim onu, çok beğendim onu. Çok değerli bir öğretmenimizdir kendisi de. Hayat görüşü olarak. İnsanlardan biri, geldiğimde tanışacağım. Ben oraya geleceğim dostlar. Geldiğimde inşallah tanışacağız. Sevgiyle bekliyoruz sizleri. Hocam şöyle bir soru var. Çocuk, bunu üst üste sorayım. Değerli Tuğhanam sordu bunları. En yakın kendinizde bulduğunuz karakter eğitim mi, yetenek mi? Gerçi bunun da cevabını az önce vermiştiniz. Çocuklarla tiyatro çalışması yaptınız mı? Gelecekte tiyatro ile ilgili planlarınız nelerdir? Güzel. Eğitim mi, yetenek mi? İkisi beraber olursa güzel. Eğitim, yetenek, tevazu, hoşgörü, bilim, bilgi. İyi bir oyuncu, iyi bir aktör olmak için bana göre iyi tarih bilmek zorundasınız. Coğrafya bilmek zorundasınız. Anatomiyi çok iyi bilmek zorundasınız.
felsefeyi bilmek, sosyolojiyi. Projeyi bilmek zorundasınız. Felsefeyi çok iyi bilmek zorundasınız. Ve lütfen yabancı dil öğrenin. Dünyayı algılamak için. Lütfen müzikle ilgilenin. İçinizdeki ruhu çıkartmak için. Bedeninizi eğitmek için. Bunlarla ilgilenirseniz, bunları yaparsanız iyi bir aktör olursunuz. Çünkü soran, çünkü sorgulayan, çünkü içinde tınısı olan resmi yapın. Bunları bilin, yapın bunları. Çünkü tiyatro bütün sanat akımlarının içinde barındırdığı, hepsi, bundan sonra da gelebilecek her şeyi içinde barındırabilen çok farklı bir şey. Çünkü bir sahne dediğimiz yer, yani orada biz hayatız. Tiyatro hani sahnenin, kendi o birlik lafları var ya, bildik işte. Tiyatro nedir? Sahnenin aynasıdır. Tiyatro nedir? İnsanı insana, insanca anlatma biçimidir. Bunlar bildik şeylerdir. Bana göre tiyatro bir eğlenti aracıdır. Tiyatro araçtır. İnsanı insan yapan araçtır. Resim gibi bir araçtır. Tek başına bir şey değildir tiyatro. Ya da herhangi bir şey tek başına bir şey değildir. İnsanı birleştiren tözlerdir. Ne kadar töz birleştirirse bu hamur, ne kadar çok böyle güzel şeylerle hamuru yoğurursanız ekmek güzel pişer. Güzel pişen ekmeğe ihtiyacımız var bizim. Çünkü güzel pişen ekmeğin kokusu da güzel olur, paylaşması da çok güzel olur. Ekmeği güzel pişirmeli ama ekmeği kime pişirmeli? Benim gelecekle ilgili tiyatro şeyim, ben performans tiyatrosu yapmak istiyorum. Savaşın tam ortasında. Açlıkla mücadele edilen tam yerde Etiyopya'da, şurada, burada ya da kırılan, yok edilen insanların arasında performans tiyatrosu yapmak istiyorum. Ben ezilenlerin tiyatrosunu yapmak istiyorum. Baş kaldıranların tiyatrosunu yapmak istiyorum. Eğer yapmak eylemi varsa. Ama bunu da yine onu süreç belirleyecek. Brecht mesela der ki benim tiyatrom savaş dönemi tiyatrosudur. Ben karşıyım, alternatif bir duruşum. Bir tiyatro, ben rahatsız etmek istiyorum insanları. Rahatsız edici bir tiyatro yapmak istiyorum. Çünkü çok rahat rahat olduklarında... Mümkün, mümkün, çok mümkün. Yakın bir gelecek. Emekli olduktan sonra başlıyorum. 6 yılım kaldı. 6 yıl sonra buradan beyan ediyorum. Benden korksunlar. Benim tiyatrom rahatsız edici tiyatro olacak. Yani çünkü şeyim kalmayacak. Benim bir emeklilik durumum var. Onu bitireyim. 6 yılım kaldı. 6 yıl yok, sonra ben tahminim... Bunu... Yani... değil de şundan dolayı sordum hocam. Sanat neden susturulmaya çalışır? Öyle sorayım. Sanat mecbur susturulmaya çalışır. Çünkü sanat bilinçlendirir. Sanat bilgi verir. Sanat umut.